Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Nesefi tefsirinin Suretü Tevbe'nin 28. ayetinden itibaren okuyoruz. Kim eksik? Ahmet. Sümme yetubullahu min ba'di zalike ala men yeşâ vallahu gafurur rahim. Bunu dün okumuştuk değil mi? Ya eyyühellezine amenu innemel müşrikûne necesun felâ yakrabul mescidel harâme min ba'di âmihim hâza. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Biraz önce gafur, rahim dedi. Sonra ne dedi? Alim, hakim. Oldu mu? Affediyor, merhamet ediyor. Alimdir. Kimi affedeceğini bilir. Hakim kime merhamet edeceğini de hikmeti bilir. Ve alim kimi affedeceğini, kimi merhamet edeceğinin alimidir. Hakimdir. Affı nereye bırakacağını, merhameti nereye bırakacağını o iyi bilir. Ya eyyühellezine amenu, bu ayet demek medenidir. Ya eyyühellezine amenu dedi çünkü. İnnemel müşrikûne necesun. Mekke'de nazır olanlara ya eyyühennas denilir. Yalnız bazen Mekke'de nazır olan ayetlerin hitabı Mekke Müslümanlarıdır. Orada da ya eyyühellezine amenu gibi tabirler gelebilir. Kur'an'da çok az, birkaç yerde. Ey iman edenler, müşrikler ancak nedirler? Necestirler, necis değiller. Bak, innema hasri ifade ediyor. Bir daha necessun demiş, necistirler. Sonradan necis olmuşlar değil. Necasetin ta kendileridirler. Yani burada müşriklerin ne kadar necis olduğunu Yüce Allah güçlü bir şekilde bunu ifade etmiş, ortaya koymuş. Peki müşrikler necestirler. Ya müşrik neces olamaz. Neces hadestir. Müşrikunler nedir? Zattır. Zat, hades arasında ne caiz değil, hamil caiz değil. Ey zevû necesin. Ey zevû necesin. Neces sahibidirler. Ha. Demek necesun müşrikuna haber olması mudaf takdiriyledir. Ne takdiriyle? Mudaf takdiriyledir. Yani müşrikler neces sahibidirler, eshablarıdırlar. Oldu mu? Necesun mesterdir. Müşrikuna aynıdır. Hamil oyunuyla olmaz. Bir müşrikuna cemedir, neces müfredir. O yönüyle de hamil olmaz. İki yönüyle sıkıntı var. Ha, mesler olma yönüyle nasıl haber olur? Hani müfred cem itibariyle mesler hadestir. Bir, iki, üç, az çok hepsine ne? Kullanılabildiği için ceme haber olabilir. Bu sefer hadestir, müşrikuna aynıdır, hades aynı arsa hamil olmaz. O da zevu mudaf neydi? Takdir. Zevû necesin mudaf satır edilince artık zat zata haber olmuş, cem'e cem'e haber olmuş. Takdirden önce mufred cem'e hades zata haber olmuş oluyordu. Bu mudaf satırıyla her iki sıkıntı bitmiş oluyor. Ve huve mesterun. Neces nedir? Mesterdir. Hakikaten neces mester gelir. Evet. Yukalû necise necese. Necise necese. Necise yencesu. Alime ya'lemu. Ferihe yefrahu. Necesen necisenin mesleridir.
Ve kazziren, kazzeren gibi. Bak kazzire, o da alime, kazzeren. Tabi alime, mütali olan mef'ulü ilmen gelir. Lazimi olanın mef'ulü ferihe gibi ferahen gelir. Necisenin mesali necesen geldiği gibi. Kazzirenin kazzer geldiği gibi. Bizim burada da neces nedir? Mesel de necisenin meselidir. Oldum. Peki, niye müşrikler ancak necestirler? Halbuki banyo yapıyorlar, kendini yıkıyorlar, temiz olabiliyorlar. Niye Yüce Mevla onlara neces demiş? Diyor, لِأَنَّ مَعَهُمُ الشِّرْكَ. Onlarla beraber ne var? Şirk var. اَلَّذِ o şirk ki bir menzileti necesi. Neces menzilesinde, neces konumunda olan onlarla beraber ne var? Şirk var. O zaman buradaki necesin, burada şirke itlaki bu teşbih yoluyladır. Yani makul akli olan şirk, mahsus göz önünde olan necese ne yapılmış? Benzetilmiş. Neces şirke isare edilmiş. Zikr-ül müşebbehu bihi terk-ül müşebbehe istiare müserrehe esliye oldu. Bildiniz değil mi? لِأَنَّ مَعَهُمْ اَشْشِرْكَ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةٍ نَجَسِ. Neces menzilesinde olan onlarla beraber şirk var. Buna göre ne var? Buna göre istiare var. Teşbih var, istiare var. Şirki necese benzetmişiz. Necesi şirke istiare etmişiz. Kelam mebnin ala teşbih vel istiareti. Oldum. Ev bir ikinci ayet ve li ennehum la yetetahherune. Onlar tetahhur etmezler. Temizlenmezler. Ve la yahtesulune banyo yapmazlar. Ve la yeştenibunen necasati. Necasatlardan kendilerini ne etmiyorlar? Korumuyorlar. Oldu. O zaman fehye bu necasete hakiki mulabisetun lehum. Onların mulabisidir. Onlara daima necaset yapışıktır. Öyle değil mi? Hem necasete zahri onlarla yapışık. Temizliğe dikkat etmiyorlar. Hem necasete manevi kucunüblüktür. Necasete hükmi kucunüblüktür. Onlarla beraberdir. Onlar daima necaset onların mulabisidir. Onlara yapışık durumdadır. Buna göre necesun kendi hakiki manasının üzerindedir. Onlar necestirler. Yani onlara neces nedir? Daima yapışıktır. Onlar zahiri hükmü necasetten hiçbir zaman ne değiller? Hali değiller. Oldu. Ev cu'ilu yahut da o üçüncü illet, üçüncü gerekçe. Ev cu'ilu onlar kılınmışlar ki ennehumun necasetu bi'ayniha. Onlar sanki necasetin ta kendileri olmuşlar. Onlar bu şekil kılınmışlar. Hani Zeydun Adrun. O kadar adır, o kadar adır sanki Zeyd adının kendisi olmuş. Onlar da o kadar necaset sahibidirler, o kadar necaset sahibidirler. Sanki necesin ta kendileridirler. Oldum. اَوْ جُعِلُوا كَأَنَّهُمُ النَّجَاسَةُ بِعَيْنِهَا. Oldum. Buna göre necaset, neces kendi hakikati üzerinedir. Ha, جُعِلُوا كَأَنَّهُمُ النَّجَاسَةُ مُبَالَغَةً فِي وَسْفِهِمْ بِهَا. Necasetle vasıflanmanın mübalağası için onlar sanki necasetin ta kendileri kılınmışlar. Demek ki لِأَنَّ مَعَهُمُ الشِّرِكَ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّجَسِ. Buna göre istihare müsterrahe esliye var. وَلِأَنَّهُمْ لَا يَتَطَّهَرُونَ وَلَا يَغْتَسِلُونَ وَلَا يَجْتَنِّبُونَ النَّجَاسَةِ. Neces buna göre hakiki manası üzerindedir. اَوْ جُعِلُوا كَأَنَّهُمُ النَّجَاسَةُ بِعَيْنِهَا. Bu da nedir? Kelam teşbihul beli üzerinedir. Teşbihun ne? Şimdi onlar neye benzetiliyorlar? Bir,
Onlar necese benzetiliyorlar. Muşebbe muşebbehu bi ikisi mezkur olunca mübalağa var. Bir de onlara zahiri olarak ondan daha ziyade neces onlara ne ediyoruz? Hamle ediyoruz. Mübalağa için. Yani o kadar necasetle mutessiftirler. Sanki necasetin ta kendileri olmuşlar. Nasıl ki hani Zeyd o kadar adaletle mutessiftir. Sanki adının ta ne olmuş? Kendisi olmuş. Üçüncüye göre hamilde ne var? Mübalağa var. Min kabili hamlil hadesi ala zati delaleten ala mübalağati. Oldum. Demek ya eyyühellezine aminu innemel müşrikune necesun eyzevu necesin ve huve messerun yukalu necise necesen ve kadire kaderen li enne ma'ahum müşrike lezi huve bimenziletin necesin ve li ennehum la yetetahherune ve la yehtesilune ve la yeştenibune necasati fehye mulabisetun lehum ev cu'ilu ke ennehumun necasetu bi aynaha mubaladen fi vesvihim biha fela yakrabul mescidel harame. Onlar Mescid-ül Haram'a yaklaşmasınlar. Ne demek? فَلَا يَحُجُّ وَلَا يَعْتَمِرُ Mescid-ül Haram'ın kurbundan ney? Hac umre yapmalarından neydir? Oğlum, o zaman müşrikler hac yapıyorlardı, umre yapıyorlardı. Bu ayet nazil olmakla onlar hac umreden ne yapıldılar? Men edildiler, alıkonuldular. Ama duhulul haramdan, duhul mescidul haramdan, diğer mesacidlerden men edilmediler. Bu mezhebine göre bir kafir mescidul harama da girebilir, normal bir mescide de girebilir. Burada felâ yakrabul mescidel harame manası فَلَا يَحُجُّ حَجْ yapmasınlar وَلَا يَعْتَمِلُوا عُمْرَ yapmasınlar. كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ Nasıl ki cahiliyette bunu yapıyorlardı. Hac yapıyorlardı, umre yapıyorlardı. Bu ayet فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ Mescid-ül Haram'a yaklaşmasınlar artık. بَعْدَ آمِمْ هَذَا Bu seneden sonra Mescid-ül Haram'a yaklaşmasınlar. Manası bu seneden sonra artık hac umre yapmasınlar. Ba'da amim haza. Bu senelerinden sonra, bu sene hangisidir? Ve huve amu tis'in minel hicreti. Bu hicretin 9. senesidir. Hine ummire Ebu Bekir radiyallahu anhu alel mevsimi, mevsim üzerine. Hac mevsiminin üzerine Hazreti Ebu Bekir Sıddık emir ne yapılmıştı? Tayin edilmişti. Zaten hicretin 9. senesinde Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'u görevli sorumlu olarak gitmiş. Hicretin 10'unda Allah Resulü gitti, Hacetul Veda yaptı, bir daha gitti. Ve yekunul buna göre ve yekunul muradu minnehil kurbani. Kurban yaklaşmak, yaklaşmanın Mescid-ül Haram'ın kurbanından, kurbundan nehy etmekten murat en nehye anil hacci vel umreti. Murat hacdan nehy etmek olur, umreden nehy etmek olur. Yani Mescid-ül Haram'a yaklaşmasınlar, gaye hac yapmasınlar, umre yapmasınlar. Ve huve mezhebuna, bizim Hanefilerin mezhebi budur. Müşrikler hac yapamazlar, umre yapamazlar. Ama وَلَا يُمْنَعُنَ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَسَائِلِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَنَا Bizim yanımızda müşrikler Mescid-ül Haram'ın duhulundan men edilmiyorlar. Duhulul Haram'dan men edilmiyorlar. Diğer dünyanın, dünya çapındaki mescidlerin duhulundan men edilmiyorlar. Bu bizim yanımızda Hanefilere göre diyor. İmam Nesefi de Hanefi. وَعِنْدَ شَافِعِي رَحِمَّهُ اللّٰهِ يُمْنَعُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَاسَّةً Diğer mescidlere girebilirler ama Mescid-ül Haram'a giremezler. وَعِنْدَ مَالِكٍ يُمْنَعُونَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ Hem Mescid-ül Haram'dan men ediliyorlar, hem Mescid-ül Haram'ın gayrisinden bütün mescidlerden men ediliyorlar. Oldu. وَقِيلَ نَهْيُ الْمُشْرِكِينَ اَنْ يَقْرَبُوهُ
hani Mescid-ül Haram'a yakınlaşmaktan müşriklerin nehyi racun ile nehyil müslimine an temkinihim minhu. Onlar yaklaşmasınlar. Ya bu nehy müşriklere de. Müşrik nehy emri bilmez. Ona ne, onu ne emir bağlar ne nehy bağlar. Gaye onlar yaklaşmasınlar. Siz onların yaklaşmasına müsaade etmeyin. Bakın وَقِيلَ نَهْيُ الْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَقْرَبُوهُ Müşrikleri Mescid-ül Haram'ın kurbundan nehy etmesi bu rücu ediyor. Neye rücu ediyor? اِلَا نَهْيِ الْمُسْلِمِينَ Müslümanların nehyine rücu ediyor. Müslümanların nehyi neden? اَنْ تَمْك۪ينِهِمْ مِنْهُ Anne اَنْ تَمْك۪ينِهِمْ مِنْهُ Yani Müslümanların müşriklere temkin etmeleri, müsaade etmelerine nedir? Onlar yaklaşmasınlar, siz onların yaklaşmasına ne etmeyin? Müsaade etmeyin. Bildiniz değil mi? Demek, فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ Baştan geliyorum. فَلَا يَحُجُّ وَلَا يَحْتَمِرُ كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَهُوَ عَامُ تِسْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ حِينَ أُمِّلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَوْسُومِ وَيَكُنُ الْمُرَادُ مِنَ النَّهْيِ مِنْ نَهْيِ الْقُرْبَانِ النَّهْيَ عَنِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَهُوَ مَذَّبُنَا وَلَا يُمْنَعُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ حَرَمْ Mekke'nin haremi, Mekke şehrinin tamamını kapsıyor. Hatta kenarları da Arafa'ya kadar dayanıyor. Tenim'e kadar geliyor. وَلَا يُمْنَعُنَ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ شَافِعِ رَحِمَهُ اللّٰهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ شَافِعِ رَحِمَهُ اللّٰهِ يُمْنَعُنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَاسَّةً وَعِنْدَ مَالِكٍ يُمْنَعُنَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ وَقِيلَ نَهْيُ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَقْرَبُوهُ رَاجِعٌ إِلَى نَهْيِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ تَمْكِينِهِمْ مِنْهُ مِنَ الْقُرْبِ مِنَ الْقُرْبَانِ وَاِنْ خِفْتُمْ اَيْلَةً Eğer siz aileten korkarsanız, aylet ne demek? اَيْ فَقْرًا بِسَبَبِ مَنْعِ الْمُشْرِكِينَ عَنِ الْحَجِّ Biz müşrikleri hacer men edersek, müşrikler gelirler, ticaret yaparlar, bize para bırakırlar, mal mülk getirirler. Hani şimdi diyorlar, ithalat, ihracat. Turistler gelmeseler, döviz gelmez, para gelmez. Eğer siz bundan korkarsanız, وَاِنْ خِفْتُمْ اَيْلَةً اَيْفَاقًا بِسَّبَبِ مَنْعِ الْمُشْرِكِينَ عَنِ الْحَجِّ Müşrikleri hacden men etme sebebiyle eğer bir fakirlikten korkacak olursanız وَمَا كَانَ لَكُمْ فِي قُدُومِهِمْ عَلَيْكُمْ اَيْلَةً اَيْفَاقًا وَمَا O aylenin tefsiriydi. Eğer siz korkarsanız مَا اُوْ شَيْكِمْ كَانَ اُلْمُشْ لَكُمْ سِنِ اِچِنْ وَارِي O da fi kudumihim aleykum. Onların size gelmelerinden size olan şeyden korkarsanız. O da nedir? Minel erfaki. Erfak rıfkının cem'idir. Yani fayda, menfaatler demektir. Vel mekasibi. Yani onların kudumunda olan menfaatlerden, mekasiplerden, kesiplerden, kazançlardan, gelirden eğer korkarsanız فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah sizi fadında ne eder? Zengin eder. Başka bir şekilde sizi zengin eder. Bugün turistler gelmesinler bizim memleketimize, milletin ahlakını bozmasınlar, onların dövizine, paralarına gerek yok. Allah başka bir şekilde onu ne eder? Onu karşılar, onu temin eder. O يُغْنِكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ O fadıl nedir? مِنَ الْغَنَائِمِ Ganimetler olabilir. اَوْ الْمَتَّرِ Yağmur olabilir, ve nebati yağmur bitkiler olabilir. اَوْ مِنْ مَتَاجِلِ حَج۪يجِ İslami, İslam hacilerin ticaretlerinden olabilir. Bir şekil Allah-u Zülcelal ise zengin der. Ya ganimetlerle o açı kapatır, ya yağmur ekinlerle kapatır, ya İslam hacilerin ticaretiyle ne eder? Zengin yapar. Metacil, metcilenin cem'i de ticaret demek. Hacic, hacunun cem'idir. Hacunun cem'i hem hüccac gelir hem hacic gelir. Oldu mu? Tekrar ediyorum.
Ve in khiftum eyleten. Eğer eyleten korkarsanız. Eylet ne demek? Ey fakren bi sebebi men'il müşrikine anil hacci. Müşrikleri hacdan men etme sebebiyle eğer fakirlikten korkarsanız. Ve ma ey fakren üzere atıftır. Yani ve in khiftum eyleten ey ma kâne lekum fi kudûmihim aleykum minel erfâki vel mekâsibi. فَسَّوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ O fadlından size yine eder. Fadl nedir? مِنَ الْغَنَائِمِ اَوْ الْمَطَلِ وَالنَّبَاتِ اَوْ مِنْ مَتَاجِرِ حَجِيجِ الْاِسْلَامِ Allah sizi zengin eder. İnşa'e. Eğer dilerse. Eğer ne? هُوَ bu talimun li taliqil umuri. Mesela Allah Zülcelal diyor, Allah sizi yapar eğer dilerse. Yani kendi fiilini kendi meşiyetine bağlıyor. Bununla bize ders veriyor Yüce Allah. Ne ediyor? Bütün işlerini Allah'ın meşiyetine bağlayın. Bak ben nasıl ignai meşiyetime bağlıyorum ise, siz de bütün işlerinizi meşiyete ne edin? Bağlayın. Bak diyor, huve talimun li taliqil umuri bi meşiyetillahi ta'ala. Umurları Allah'ın meşiyetine taliq etmenin talimidir. Oldum. Hem onun için hem de ihna daimi değil. Bazı kişilerde zenginlik var, bazı kişilerde yok. Bazı zamanlarda var, bazı zamanlarda yok. Bazı durumlarda zenginlik verir, bazı durumlarda vermez. Yani hem bize meşiyeti öğretiyor. Huve talimun li taliqil umuri bi meşiyetillahi ta'ala. Hem de Allah dilerse zenginlik yapar. Her zaman, her durumda, herkese zenginlik yapmayabilir. Niye Yüce Allah huve talimun li taliqil umuri bi meşiyetillahi ta'ala? Li tenkati'al amalu ileyhi. Li tenkati'al amalu ileyhi. Ta ki amallar, emeller Allah'a her şeyden kesilip ona bağlasınlar. لِتَنْقَتِعَ الْاَمَالُ Amallar kesilsin. اِلَيْهِ yani رَاجِعَنْ اِلَيْهِ رَاجِعَةً اِلَيْهِ Bütün emeller, umutlar her şeyden, esbablardan kesilip ona dönmeleri için buradaki Yüce Allah umurların tahliki meşiyete umurları meşiyete bağlamayı bize öğretmiş. اِنْشَاءَ huve talimun li taliqil umuri bi meşiyetillahi ta'ala li tenkati'al amalu ileyhi. İnna Allaha alimun bi ahvalikum. Yüce Allah ahvallarınızı çok iyi bilir. Hakimun fi tahkiki amalikum. Emellerinizin tahkikinde, emellerinizin gerçekleştirmesinde, yerine getirmesinde Yüce Allah hakimdir. Demek alimun neyin alimidir? Bi'ahvalikum. Neyin hakimidir? Ne de hakimdir? Fi tahkiki amalikum. Oldu mu olmadı? Ev alimun bi mesalihil ibadi. İbadlarının mesalihlerini çok iyi bilir. Hakimun fima hakeme ve erade. Allah Zülcelal neyi hükmetmiş ise, neyi irade etmişse orada nedir? Hakimdir. Anlıyorsun değil mi? Demek alimun bi ahvalikum hakimun fi tahkiki amalikum. Ev alimun bi mesalihil ibadi hakimun fi ma hakeme ve erade. Oldu. Erfak neyin cem'idi? Hele lügata bakın. Menfaat. Tamam. Refik kese koymuş mu oraya? Yoksa. Odur öyle mi? Ben hani acaba Refik'in de olabilir mi? İsminiz İrfak yazıyor. O yanlış mı sen? İrfak yazıyor değil mi? Evet. İrfak olmaz.
Sınıfta irfa mı kese alta mı? İrfak sınıf. He? İrfak sınıf. Kese alta mı? Altı. O yanlış. İrfak olursa Ekrem'e babının mesleri olur. Hacice Bahri'nin cemidir. Hacic. Diyor mu orada? Cemal Hüccac mı sen? Hacin demiş. Demek hani ben acaba Cemal Cem olabilir mi? He, Hacun'un cemi Hacun'a gelir. Hüccac gelir, Hacic gelir. Hüccac, Hacic ikisi de Hacun'un neyidir? Cemidir. Oldu mu? Demek ve in khiftum eyleten ey fakren bi sebebi men el müşrikin anil hacci. Ve ma kana lekum fi kudumihim aleykum minel erfaqi vel mekasibi. Fesevfe yunikumullahu min fadlihim minel ganaimi. Evil matri vel nebakim. Ev min etaciri hacicil islami. İnşa'e huve ta'limun li ta'liqil umuri bi meşiyetillahi ta'ala. Li tenkati al amalu ilihi. İnna allaha alimun bi ahvalikum. Hakimun fi tahqiq amali ev alimun bi masalih al ibadi hakimun fi ma hakama ve arada. Oldu yeterli olsun bu ayette uzun 29. ayette duralım yarın da onu okuruz ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب